24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı bulmak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Bir eğlence mekanında babam ses sanatçısı. Annemle 1,5 yıllık beraberlikleri olmuş. Anlaşamamışlar. Hamileyken ayrılıyorlar 6 aylıkken. Babam benim ne olduğumu sorunca benim için vefat etti diyorlar. Öldü diyorlar. Doğdu ama öldü diyorlar. Evet. O zamana kadar sosyal medya hesaplarından araştırdım. Ama hiçbir iletişim numarası ya da adresi bulamadım. Bir de cesaretim olmadı reddedilir korkusu olunca. Sonra bu cesarete kavuşunca da sizin yardım edeceğinizi düşündüm. Size başvurdum direkt. Babasız geçen yılların boşluğunu doldurmak istiyordu genç kız. Baba ve kız ilişkisinin nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ve bunu gerçekten yaşamak istiyorum. Yani bir babaya sarılmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Mucizelerin gerçekleştiği, yarım kalan hikayelerin tamamlandığı yerdeydi Merve Güzel. Merveciğim, babanı buldum. Gözün aydın. Ağlama, kıyamam. Senelerdir aradığı ismin jet hızıyla sesini duydu. Günaydın. Günaydın. Vallahi sabah stüdyomuza çok tatlı böyle bıcır bıcır bir kız geldi ve sizin kızınız olduğunu söylüyor. Bugünün sürprizi herhalde bu oldu size ama. Evet, vallahi ben de şok oldum ya. Yalan söyledim, çok oldum. Aynı hızda yüzünü gördü. Merhaba Merve. Merhaba. Nasılsın canım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Ben de iyiyim. Evet. Vallahi benim için tam bir sürpriz oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum valla. Çok heyecanlandım. Siz Cevahir Hanım'ı hatırladınız mı? Çünkü Cevahir Hanım kızına demiş ki biz yaklaşık 1,5 yıl beraber yaşadık. Ve hamileliğimden haberi vardı demiş. Cevahir olarak bilmiyorum yani. Beraber olduğum İnsanın ismini Özlem olarak biliyorum ben. 1,5 yıl değil. Kısa bir süre biz beraber olduk yani. Birkaç ay yani. Merve'nin babası olduğunu düşündüğü kişi yanındaydı artık. Hep baktım sosyal medya hesaplarından, şarkılarını dinledim. Canım. Evet. Yani inşallah olumlu çıkar yani. İnşallah yani, ben çok isterim. Olumsuz çıksa bile sen benim her zaman baba diyebilirsin. Büyüğüm olarak arkamdayım. Teşekkür ederim. Ben canım. Hikayenin kesinlik kazanması için bilimsel bir açıklama gerekliydi. Size biz alkışlarla DNA testini uğurlayalım. Tabii. Hadi bakalım, hayırlısı neyse olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni bir aile olma umuduyla buluşan ikili kan örneği verdi. Ben bugüne kadar çok bekledim bu anı ve sonunda bu anı kavuştum. İnşallah sonucunuzu pozitif çıkar. Yarım asırlık ömrümde bir çeyrek ayrı kaldığım bir kızıma kavuşacağım. İnşallah olumlu çıkar. İsterim yani. Şimdi gözler DNA testinin sonucuna çevrildi. Her şey elimde. Merve Güzel ve Sakin Künar. Arkadaşlar dün sabah geldiler, dediler ki böyle çok güzel sözler var. Aa dedim, çeksenize bakayım ne diyorlar dedim. Onunla ilgili böyle çok kısa videolar aldılar. Ben de sabahki duygularınızı açıkçası çok merak ettim. Bir izleyelim bakalım. Ben bu programda babamı kavuştuktan sonra baba hissinin ne olduğunu tatmış oldum uzun yıllar sonra. Ve bu beni çok mutlu etti. Ben çocukluğumdan beri baba ne demek çok merak ediyordum. Artık bu duygunun ne olduğunu biliyorum. Baba şefkatinin ne olduğunu, sarmasını, sarmalamasını öğrenmiş oldum. Ve bu duyguyu programdan sonra tatmış oldum. Merakla bekliyorum DNA sonucunu. Yolumlu çıkacak. Ben öyle hissediyorum. Hafta sonu da hep böyle düşündüm. Babam bana sarıldığında ben onun babam olduğunu anladım, hissettim. Hala da şu an çok heyecanlıyım babamı kavuşacağım için. Daha önce babam çıkacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle de korkuyorum biliyor musunuz ondan sonra? Yani bu kadar, yani ne bileyim biraz... Neyse, inşallah korktuğumuz gibi olmaz yani. Öyle çıksın tamam. Da. Sen de Aliye Hanım gibi yapma yani, gördüm oğlum dedin diye. Öyle olmaz. Ya öyle bir hissiyat yok arkadaşlar. Yani şimdi evet. Kadınız hepim yani, çoluk gördüğünüz zaman bu benim çocuğum diye. Yani böyle de kendimi kötü hissediyorum ama öyle bir duygu yok yani. Gördüm, bu benim çocuğum olabilir mi? Neden? Annelik hissiyatım. Yok öyle bir annelik hissiyatı. Annelik hissiyatı, kendi doğurduğun çocuğu biliyorsun, ona var ama şimdi... Aa sen benim çocuğum olabilir misin? Yok öyle bir duygu ya. Sakin Bey de konuştu mu? Evet, evet. Bakalım Sakin Bey neler söylüyor. Sakin. Merve ile baba kız gibi sarıldıktan sonra
Tabii içimde sıcaklık oluştu. Karakter yapısı da çok hanımefendi bir kız. Kendisini yetiştirmiş. Karakter olarak da uyuşuyor. Heyecandan uyuyamadım tabii. Doğru dürüst ne uyku oldu. Merakla bekliyorum sonuç. Bir kızım olmasını çok isterim. İnşallah DNA testi de oğlumuz çıkar. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Şimdi hafta sonu vallahi ben de düşündüm, dedim ki gerçekten aile terbiyesi almış insanların kız çocuğuna sarılmaları da değişik oluyor. Yani bilmiyor adam nasıl sarılsın, neresinden öpsün, neresine dokunsun. Yani aslında o kadar çok sizin o kavuşmalarınızda, buluşmalarınızda detaylar var ki biz onu anlıyoruz. Ama kızınız çıkarsa herhalde bu kez farklı sarılacaksınız. Sizi o zaman ayağa alayım mı şöyle? Merve'cim, öncelikle lafım sana. Gerçekten ben de sizinle beraber burada okuyacağım. Sakin Bey dedi ki sen beni baba biliyordun. Ben senin her zaman yanındayım. Ama her türlü sonuca da hazırlıklı olmak lazım. Geldim zaten, evet. Ben bunu göze alarak gelmiştim zaten. Olumlu olursa çok mutlu olurum, sevinirim. Olumlu olmazsa da can sağlığı. Ben bunu hazırlayarak geldim kendim zaten. Derinirim. İncelenen... Kısaltarak okuyacağım. 23 poliformik STR DNA lokusu sonucunda herhangi bir dışlamaya rastlanmadığından Sakin Künar'ın Merve Güzel adlı kişinin biyolojik babası olduğu anlaşılmıştır. Ay güzel kızım benim ya. Gözün aydın. Çok sevindim senin adına. Hiç boynum bükük bir hissi. Çok sevindim canım benim. Gözün aydın olsun. Teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın olsun. Çok teşekkür, sonsuz teşekkür ediyorum. Vallahi çok sevindim. Hadi güzel bir sarıl tekrar, evet. Canım. Gözünüz aydın. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Of, ay gerçekten üzerimden bir yük kalktı desem inanır mısınız? Ya insan bir an hani ürküyor, olumsuz ya bir şey olursa. Ya Merve'nin hiç üzülmesini istemiyorum çünkü. Ay çok sevindim. Teşekkür ederim. Müge Hanım, çok mutlu oldum. Üstümden sanki tonlarca böyle bir koskoca bir dağ üstümde çöküyordu. Şimdi daha önceden bir ufak bir rahatsızlığım da var, daha önce söylemiştim. Çok rahatladım. Böyle bir tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim. Allah razı olsun sizden. Kız çocuklarının yani kendini yetiştirmiş, okumuş, kendi çabalarıyla. Yani özellikle kız çocuklarının eğitimli olmasına, eğitime çok önem veriyorum. Kendim de spor yönetimi mezunuyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Konservatuvar mezunuyum ayrıca. Yani şansınıza kendisini yetiştirmiş ve çok hanım bir kız çıktı. Evet. Kızım, artık kızım benim, canım benim. Yani bundan sonrası için yani isterim ki, zaten o aralarda ben hep ona söyledim. Yani bütün yatırımı dedim, kendine yap. Yani eğitimine devam et. Hangi dalda ilerlemek istiyorsan eğitimine devam et. Şimdi arkasında ben varım tabii. Elimden geldiğince, yani imkanların dahilinde oğullarıma nasılsa ona da destek olmaya çalışırım. Çalışacağım tabii ki yani. Baba olmak kolay değil. Tabii. Evet. Hazır. Teşekkür ediyorum herkese. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ya vallahi Sakin Bey, bu işleri biraz ben böyle çok ince eleyip sık dokuyarak aslında konuk ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani insanların da hayatının düzeni bozulur mu diye bakıyorum. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. O kadar çok, o yüzden az sayıda alıyorum. Gelen çocuklar üzülür mü diye ayrı bir düşünüyorum. Küçük çocuklarla ilgili zaten DNA testi falan sevmiyorum ama yetişkin insanlar kabul ederlerse tabii onların bilecekleri bir şey. Böyle çıktığı zaman da çok mutlu oluyorum. Evet, İnanın. Evet, çok sağ olun. Yani çok şu anda Roma'yı fetheden Sezar ne hissediyorsa aynı duyguyu taşıyorum. Ne güzel.
dağılan bir aile tekrar buluştu. Yıllar sonra kavuştunuz. İnşallah önünüzde çok güzel günleriniz olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Annen telefon attığımızda, annenle mi konuşmak istersek anneannenle mi? Anneannemle. Anneannenle. O zaman anneanne Fadime Hanım. Anneanneciğim günaydın. Fadime Hanım. Düşmedi mi? Fadime günaydın Hanım. Günaydın kuzum. Günaydın, hadi gözünüz aydın. Kızın çok mutlu oldu. Elhamdülillah. Bütün Müslüman... Bütün Müslüman aleminin de kandili mübarek olsun. İçinde senin de kuzum. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Cevahir Hanım, pardon, bir de Cevahir Hanım'ın da sesini duyayım. Cevahir Hanım ne diyorsunuz? Ben de çok mutlu oldum. Zaten emindim, böylesi daha iyi oldu. Evet valla hepimizin gözü aydın. Yani kusura bakmayın tabii, ben de size söylüyorum. Çünkü bazen o DNA testinde böyle sonuç çıkacağına... çıkacağını düşünmüyordum diyen kişilerle de burada karşılaştığımız için kimseyi de boşu boşuna ümitlendirmek istemiyoruz aslında. Sizin de gözünüz aydın. Teşekkür ederim Müge Hanım. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. İlendiğiniz için, kırmadığınız için. Canım benim, senin de sesin çok güzel geliyor. Hepimiz çok mutlu olduk. Hadi koşalım, bir aile fotoğrafı çektirelim. Evet, evet. Şimdi Müge Hanım, ben buradan eşime de bir teşekkür etmek lütfen istiyorum. Lütfen edin. Şimdi eşim de sağ olsun yanımda durduğu için, arkamda durduğu için, anlayışından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan da. Evet bak, o da çok önemli bir şey, evet. Evet. Önemli bir şey, ne yalan söyleyeyim. Ben ama kardeş... en baştan beri diyormuş ya, çocuk televizyonda aç çabuk tamam. Sakin televizyonu diye. Hadi gelin bakalım, bir fotoğraf çektirelim. İnanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.